Arkadaşlar merhaba videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başkan Erdoğan'ın Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şoke olacak açıklaması dış basında geniş yer buldu. İsveç'te ırkçı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması ve PKK'lı grupların Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları sonrası NATO tartışmaları eşliğinde İsveç ve Türkiye'nin ilişkileri gerilmişti. 24 Ocak'ta İsveç ve Finlandiya ile düzenlenen NATO'ya katılım için üçlü mekanizma toplantıları Ankara'nın talebi üzerine süresiz şekilde iptal edilmişti. Başkan Erdoğan katıldığı bir programda İsveç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın İsveç şok olacak sözleri tüm dünyada gündem oldu. Başkan Erdoğan katıldığı programda İsveç Kralı Demirbaş Karl'ın Osmanlı'ya sığınması ve İsveç ile ilgili bir soruya, işte orada tabi bir eksik var. İsveç Başbakanı Osmanlıcayı bilmiyor. Türkçeyi hiç bilmiyor. Biz tabi kendisine. Bunları bir şekilde anlattık. Dedik ki bak eğer siz illa NATO diyorsanız NATO'ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz 120 kişilik bir liste verdik kusura bakmayın ve tabi bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bak ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim. Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz ve Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şoke olacak dedi. İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini, Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır, diyerek okuyucularına sundu. Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Türkiye uzmanı Paul Levin'i, Erdoğan ilk kez bu kadar net konuştu, ifadelerine haberinde yer verdi. Reuters Erdoğan'ın sözlerini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin İsveç yerine değerlendirilebileceğinin sinyallerini verdi, başlığı ile duyuruldu. BBC'de yer alan haberde ise, Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi, ifadeleri kullanıldı. Haberde, Erdoğan'ın, eğer kesinlikle NATO'ya katılmak istiyorsanız, bu teröristleri bize geri vereceksiniz, sözlerine dikkat çekildi. İngiliz The Independent gazetesi haberi okuyucularına Erdoğan Finlandiya'nın NATO hedefini onaylayabilir İsveç'i şok edebilir başlığı ile aktardı. The Guardian'da ise skandal ifadelere başvuruldu. Erdoğan, Türkiye'nin İsveç olmadan Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini söyledi, başlığı ile verilen haberde Türkiye'nin ittifakın 32 ülkesinin genişleme umutlarını rayından çıkarmakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Al Cazira'daki haberde ise, Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini ancak İsveç'i engelleyebileceğini söyledi, denildi.